gerçekten bir reform olması için, gerçekten Türkiye'de yatırım ortamının iyileşmesi için yapılması gereken başka şeyler var. Bunların başında da ülkemizin gerçek bir hukuk devleti olması geliyor değerli arkadaşlarım. Uluslararası göstergelerde 101. sıradayız. 111 ülke arasında 101. sıradayız hukukun üstünlüğü konusunda. Adalet olacak, hak hukuk olacak. Buna hem biz güveneceğiz hem yurt dışından bakanlar güvenecek. Yatırımcı sadece burada geçireceğimiz bazı formaliteler nedeniyle Türkiye'ye yatırım yağdıracak değil. Ne içeride ne dışarıda. Basın özgürlüğünde 166. sıradayız tüm dünya arasında, dünya ülkeleri arasında. Yine özgürlükleri değerlendiren tüm dünyada uluslararası örgütler bizi 18 yıldır kısmen özgür diye değerlendirirken ilk defa bu yıl artık özgür olmadığımızı ortaya koymaktalar. Yolsuzluk endeksinde son 2 yıl içinde 22 sıra geriye gittik. 75. sıradayız. Küresel rekabet endeksinde eğitim alanında 104. sıradayız. Değerli arkadaşlarım, biz burada yatırım ortamı iyileşsin diye 35 maddelik kanunu çıkarıyoruz. Hemen bir üst katta Plan Bütçe Komisyonu'nda bir torba var. Orada interneti nasıl yasaklarız diye uğraşıyoruz. Bakın, internette muhalif sesleri, farklı görüşleri seslendiren yayınları nasıl yasaklarız diye madde var. Benzer şekilde hak, hukuk, adalet lazım ama yine aynı yukarıda görüştüğümüz torba yasada milletvekili, yani bizlerin çocuklarına ve diğer kırmızı, işte şimdi siyah oldu, diplomatik pasaport sahiplerine, yeşil pasaport sahiplerinin çocuklarına iş kurmaları halinde bu pasaportlarını korumalarına imkan veren bir düzenlemeyi getiriyor hükümet. Böyle hak, hukuk, adalet olmaz. İşin yolu, yatırım ortamı iyileşecekse bu, OHAL'i kaldırmaktan, hayatı normalleştirmekten, hukuk devletinden ve demokrasiden geçer. Hepinizi saygılarımla